Sorcerer'ı seçtiyseniz tek amacınız hem PvE'de hem de PvP'de en yüksek damage'i ben çıkaracağım hem de DPS metrede birinciliğe oynayacağım tayfasındansınız. Ve haklısınız, oyunda gladyatör ile kapışan ve top listelerde damage'lere sahip olan bir sınıf bu. Bu sınıf ile hem farmınızda hem de dungeonlarda rahatlıkla top DPS oynayacaksınız. Hem de oyunun genel olarak her alanında rahatlıkla ilerleyebileceksiniz. Fakat bu karakter bu kadar da kolay değil tabii ki. Birçok kolaylığı olduğu gibi birçok da zorluğu var. Bu karakter oyunun en tilt edici sınıflarından birisi. Aslında diğer karakterlere göre o kadar fazla CC yetenekleri var ki adam nefes alamıyor. Nefes alabilse, yaklaşabilse işler değişecek. Ama o kadar çok CC yeteneği eklenilmiş ki PvP'de küfürleri yiyeceğiniz bir karakter olacak. Tek başınıza bile PvP yapabilecek bir güce sahipsiniz bu karakterde. Fakat en temel problemi çok kırılgan olması. O yüzden bu sınıfı oynarken hızlı oynamanız gerekiyor. Ve unutmayın, bu karakterin en önemli triği tecrübedir. O yüzden karakteri olabildiğince hızlı şekilde öğrenmeye çalışın. Siz onu öğrenmeye başladıkça o da size hünerlerini gösterecek. Bilgisiz ve tam anlamıyla karakteri kendinize uyduramıyorsanız, aynı anda 3 kişi uyutsanız dahi hiçbir şey yapamazsınız. Bu karakterde 2 sete ihtiyaç var. Range bir sınıf olduğunuz için PvP setinize öncelik vermekte fayda var. Bunu ilk olarak edinin. PvP setinizde Magic Boost ve Magic Accuracy olması size uzunca bir süre hem PvP'de hem de PvE kısmında rahatlıkla ilerlemeniz için uygun olacaktır. Uzaktan hem slotları hem de player'ları tuttuğunuz gibi yere serebilirsiniz. Stigmalarda ise bu görseldeki stigmaları edinmeniz sizi PvP'de çok güçlendirecektir. Tek başınıza 3 kişi rahatlıkla meydan okuyabileceğiniz bir build. Bu görselde ise PvE stigmaları mevcut. PvP setlerinize öncelik verin, o yüzden bu bir süre size yetecektir. Ama yine de PvE stigmalarını edinin. Çok fazla farklar yarattığını gördüğünüzde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Leveling farmda ise elite slotlarda ilerlemeniz en doğrusu olacaktır. Tek başınıza rahatlıkla kasılabilirsiniz. Elite slotları nasıl anlayacağınızı merak ediyorsanız üstünüze tıkladığınızda cam barı diğerlerine göre daha kalın. Ve isimlerinde yazdığı için çok rahatlıkla anlayacaksınızdır, zorlanacağınızı düşünmüyorum. Bazı yerde de görevleri yapmak iyi olacaktır. O yüzden bu konuda tamamen özgürsünüz. Yüksek DPS olmanın verdiği ayrıcalıklardan bol bol yararlanabilirsiniz. Faction'ın ise hiçbir önemi yok aslında. Her iki tarafta da farklılıklar var fakat öyle maç çevirecek bir özelliği olmadığı için ya da değinmemiz gereken bir şey olmadığı için bunu sizle paylaşmayacağım çünkü hemen hemen aynı. Yani istediğiniz, dilediğiniz tarafta oynayabilirsiniz. Bu bir problem değil. Unutulan ya da eklemek istediğiniz şeyleri veya sorularınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ya da Discord'a gelip sorabilirsiniz. Videoların devamı için lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.